Akademi Ligi 3. hafta 1. günde Galacticos ve Nasri Esports karşılaşıyor. İki takım da 3-1 durumda ve yine zirveyi etkileyen önemli karşılaşmalardan bir tanesi 3. hafta için güven yasaklamasıyla başladı Galacticos ve hemen 8 nota bir Samir'e yasaklaması geldi Nasri'den. Ya bugün güven ya yasaklanıyor ya ilk seçim olarak geliyor bir şekilde. Oyuncular güvene çok fazla önem verdiler. Rex'e yasaklaması Wonka üzerinde gelen bir yasaklama. Diğer taraftan Diana yasaklaması da geliyor. Diana'yı da yine çok fazla yasaklandığını gördük oyuncuların. Zinza yine açık kaldığında ilk seçimden gelen şampiyonlardan bir tanesiydi. Onun da yasaklandığını görüyoruz. Son yasaklama ne olacak acaba? Nasır burada. Thresh'in bu hafta üzerinde çok açık bırakıldığını gördük Akademi Ligi'nde. Thresh geleceğini düşünmüyorum açıkçası. Nasır Akademi de muhtemelen Thresh yasaklaması yapmayacaktır. Onlar ne ister emin de olamıyorum ama. Akali yasaklaması geldi. Galacticos ilk seçim hakkına sahip ve Jinx ilk seçim olarak giriyor. Az önce Caitlyn Jinx eşleşmesini izlemiştik. Yine görme ihtimalimiz bir hayli yüksek bu eşleşmeyi. Alt koridorda Caitlyn de açıkken. Akşan üzerinde duruyorlar ama Akşan çok kuvvetli bir şampiyon. Öncelikle. Ama kör alınabilecek bir şampiyon mu o konuda emin değilim ben. Ve burada Caitlyn'e değil Aphelios'a gidiyor. Aphelios Thresh gelecek sanki Aykut. Yani evet olabilir. Peki Akşan gösterilmişken onu sorayım. Akşan neden dünya genelinde meta'da kendine yer bulamıyor? Mekanik olarak çok zor bir şampiyon olması mı etkiliyor bunu? Nedir görüşün? Riskli. Yani üst koridorda çoğu eşleşmeyi, menzilsiz şampiyona karşı oynanan çoğu eşleşmeyi kazanıyorsunuz. Çok büyük problem yaşamıyorsunuz ama baskına çok açık. E yeteneği yokken özellikle ya da E yeteneğine havada kesebilecek bir şampiyon varsa baskına çok açık. Oyun sonu çok kuvvetli. Oyunun sonunda hatta pasifi her şeyi değiştirebiliyor. Bir anda kaybettiğiniz savaşı da kazanmış hale gelebiliyorsunuz pasif sayesinde ama. Tamamen League of Legends mekaniğini değiştiren bir pasife sahip. Ya şöyle, son savaş düşün, üstünde yapılıyor, 4 arkadaşın ölmüş, gidip bir tane oyuncuyu düşürüp 3 arkadaşını hayata döndürüp bir anda savaşın kaderini değiştirebiliyorsun. Ve belki oradan kazanacağın savaşta işte baron oluyorsun, bir şey alıyorsun, oyuna geri dönüyorsun. Hiçbir zaman bitmiyor. Akşam hayatta olduğu sürece karşılaşma bitmiyor. Dikkat etmesi gerekiyor takımların Akşan'a ve Thresh burada. Galacticos tarafına gitti. Yanında Jarvan geliyor. Onun Türkçe ben... repliğini akşam bitti demeden bitmez eklemek lazım aslında. Güzel olurmuş değil mi? Ben açıkçası Viego yerine Thresh'in gelmesini tercih ederdim Nasır Akademi tarafında olsam. Hele ki Aphelios almışken. Aphelios Thresh'i kapatırdım. Bir şekilde Viego gitse de karşılığı var. Ya da şey var. Çok daha iyi değil miydi? Viego artı Thresh. Aphelios zaten bir sonraki kısımda evet. Olabilirsiniz. Evet. Onu da yapabilirdim. Ama Lulu ile oynamak istiyorlar onlar belli ki. Ve bunu göze alarak Thresh'e yönelmediler gibi duruyor. İki tarafta alt koridorunu ve ormancısını seçti. Ve şimdi hemen ikinci yasaklama kısmına geçtik. Burada bakalım orta koridor mu yoksa üst koridor mu daha çok odak noktası olacak yasaklanma kısmında. Tabii ilk seçim sırası Nasır'da yasaklanmaların ardından. Vex'i ortadan kaldırdılar. Dediğim gibi Vex ortadan kalktı. Diğer taraftan LeBlanc ortadan kaldırılıyor. Acaba Syndra'yı da ortadan kaldırıp bir Viktor'a falan gitmek ister mi Mısır Akademi? Tabii Jarvan'a karşı söylüyoruz o kaçma yeteneği olmayan şampiyonlar yer yer problem yaşayabiliyorlar ama Syndra ortadan kaldırılıyor. Burada ben Viktor'a yasaklaması gelebileceğini düşünüyorum açıkçası. Viktor'da ortadan kaldırıp orta koridor şampiyon havuzunu bayağı bir daraltabilir Galacticos. Ve belki de o zaman meta dışına çıkılmak durumunda kalacak. Kork'le gitti. Viktor Orion'la takası gelecek gibi hissediyorum ya ben. Açıkçası sağ tarafında Sırım Viktor alacağını, sol tarafta da Orion'la ile birlikte Jarvan Orion'la Jinx üçlüsü bir bomba combo yaratabilirmiş gibi geliyor bana. Evet, Viktor Nasır tarafından geliyor. Orion'la mis gibi tercih. Mis gibi. Peki Orion'la olmazsa ne var? Onun yanında alınabilecek bir şampiyon. Ryze'a falan gidilebilir. Yine
İrelia gösteriyor. İrelia tercihi gidebilir. Suikastçılar her zaman alabilecek durumda ama Lulu'nun olduğu yerde falan İrelia çok çok iyi iş yapmıyor ya. Arada eriyip gidebiliyorsun çünkü. Sylas üzerinde duruyor. Bence Orianna çok daha iyi bir tercih bu arada şu anki durum için. Bu da olur bu arada. Bu da Orianna ile Orianna'nın yapmayı amaçladığı şeyi yapabiliyor biraz. Jarvan ultisindeki hedefleri ulti tutturabiliyor. Tabii orada flash olduğu sürece, sıçra olduğu sürece çok istediği hasarı çıkaramayabilir yöne. Yani tamamen fiziksel hasar odaklı bir kompozisyona gitse bile Galacticos, yani üst koridoru ne alacağını pek bir önemi yok. Şu an bu dörtlüden hiçbiri zırh kasabilecek şampiyonlara sahip değil. Aynen öyle. Artı Kenan'la o işi de dengelediler. Kenan o işi dengeleyecek. Artı yöne şey değil ya. Gerçi o da büyü hasarı veriyor. O da yarı büyü hasarı verebiliyor. Yarı ama düz vuruşlarından. O kadar büyük bir büyü hasarına sahip değil ama o bile yetiyor çoğu zaman. Rakipte tank, net bir tank yokken. Ama Kenan'la birlikte orayı dengelediler. Bir de kör Kenan her zaman alabileceğiniz bir tercih. Her zaman güvenebileceğiniz bir tercih. Shen üzerinde duruyor burada. Flash'i. Ama Gangplank'e döndürdü. Biraz daha tehdit sayısını arttıracak. Bu sezon çok daha güçlenmiş bir Gangplank izliyoruz tabii. Çok kuvvetli. Özellikle Crit Plank. Kritik vuran Gangplank eşya düzeni. Çok kuvvetli ki artık diğerini çok yapan kalmadı açıkçası. Herkes kritik eşya düzenine gidiyor. Hem gelen değişikliklerden dolayı dediğin gibi hem de varillerinin 5'e çıkması. Sen cam biçenli eşya düzeninden bahsediyorsun, üçlü kuvvetli mi? Şu an çünkü üçlü kuvvetli yapılıyor. Çok ben cam biçenliği görüyorum solo queue'da falan hep. Burada belki üçlü kuvvetli yapılabilir ama ben cam biçenliğinin çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Cam biçen, sinsi pençe üzerine tahsildar. Tabii o direkt tek atma. Ve rakipte bu kadar kırılgan şampiyon varken tabii evet olabilir. Ya bu maç özelinde çok daha mantıklı olabilir. Bakalım. Seçim yasaklamayı geride bıraktık. Günün dördüncü maçı. Galacticos Akademi ve Nasr Akademi karşılaşıyor. Karşılaşmaya geçiş yapıyoruz. Galacticos Akademi ve Nasr Esports Akademi üçüncü hafta birinci günde karşılaşıyorlar. Günün dördüncü karşılaşması ve beş kişilik bir ekip Nasr Esports'a bir üst koridor istilası yapacaklar sanırım. Cape öne adım atarsa başı derde girebilir onun. Yani şu anda bekliyorlar. Çok net bir kitle kontrol yok tabii. O yüzden yakalamak da çok kolay olmayacak burada ya, Cape'i. Net kitle kontrol yok dedin ama hiç kimse de yok. Vonka'da W açmaz Viego herhalde. Viego W açarsa işte. Bir tek o var yakalayabilecekleri. O yüzden çok da zorlamadılar burayı. Nasıl orada ufak bir bilgi aldıktan sonra geri çekilme kararı alıyor. Minyonlar harekete geçti. Nerede ki ormancı şu anda kırmızı güçlendirmesinin etrafında. Bakalım Wonka alt tarafa yönelecek mi? Yoksa yalnız kırmızısından mı başlayacak? Evet, iki ormancı da yardım almadan kırmızı güçlendirmelerinden başlıyorlar. Jarvan çok can kaybedebiliyor yalnız. Tek başına başladığında çok hızlı temizlemiyor açıkçası. Full rotasyonu yapması onun için bir ölüm. Evet, evet. Belki burada kırmızı mavi gromp deneyebilir. Denenebilir. Hızlı 3 seviye olmak için. Yalnız olur da bir koridora mı gidiyor bir dakika? Alt koridora gidiyor direkt olarak seviye 2 baskın. Seviye 2 baskın gelecek mi? Yoksa rakip? Karşı mavi de olabilir. Yok, geliyor seviye 2. Cheese Gank. Geliyor gibi. Nokia'ya sıçrayabilir burada. Sıçra derisini yüz. Bekliyor. Hala kullanmadı sancak kombosu. Şimdi sıçrayabileceği yere kullandı. Ve İlkan'ın Nokia'ya gitmesi belki de en kötü haber Galacticos adına. Evet. Ama ezber bozan, hiç kimsenin tahmin etmeyeceği bir baskın. Tam bir solo queue baskını bu arada. Yani teknolojide şunu mide ya da alta yapabiliyorsun rahat rahat. Yiyordu genelde. Sana böyle baskın gelince öldükten sonra nasıl bir tepki veriyorsun? Söylemeyeyim istiyorsan. Ortalık karışır mı sonra dayı? Ortalık karışabilir. Çok sinir bozucu bir şey. Gerçekten çok sinir bozucu bir şey. Çünkü bunu yaparak aslında rakip ormancı ormanını çok büyük riske atıyor. Orada skoru alamadığın anda bütün oyun planın bitiyor çünkü. İnanılmaz yere düşüyorsun. Çünkü yolunu uzatıyorsun, rotasyonunu bozmuş oluyorsun. Ama genelde de işe yarıyor işte. Twitch, Jarvan, Shaco.
Şako. Bir de böyle hamlelerde şey yapılır mesela. Ölürsün alt koridorda atıyorum. Hemen karşı mavi sinyallersin. Tabii kendi ormancını. Gitmezse ormancı kafayı yersin orada. Aynen. Ki gitmemiş burada bakıyor. Gitmedim o kadar. Aga git aga yazarsın da gitmez genelde ormancı. Ya herhalde böyle kayacılığın tam ortasındaydı o. Gitse riskli olacağını düşündü Wonka belli ki. Tam orman rotasyonunu tamamlıyor. Kendi grompunu bıraktı yalnız. Karşı kayıcılara mı geçecek? Şu anda bir totemin üzerinde diye görüyorum Wonka'yı. Evet. Bu totem de yeni bırakılmış oraya. Ya burada bir aile zaman kaybediyor Wonka. Hatta Cape de alt koridora geliyor. Orada sıkıştırmayı deneyebilirler. Ya burada Wonka burada bir karşılaşma. İlk hamle burada Cape'den geldi. Wonka sıçrasını kaybediyor. Çok erken. Çok erken kaybedilen bir sıçra. Ya şu ana kadar Cape... İyi bir iş başarıyor Wonka bu arada. Yani boş vakti vardı. Bence Wonka'nın bir şey denemesine de gerek yok. Minyon biçmeye, orman kampı temizlemeyi devam ettikçe Jarvan'ın önüne geçecek zaten. Sadece takım arkadaşlarının biraz daha dikkatli oynaması gerekiyor. Nerede olduğu da az çok biliniyordu Jarvan'ın. Burada rakip ormanı almaya çalışsa bile daha büyük bir kazanç olabilirdi açıkçası Wonka adına. Şimdi sıçrasını da kaybettiği için nehre falan inişi bayağı bir zorlanacak. Orada ölüm cezası tutmuş üzerine 8 notta bayağı bir hasar verdi. Ya tabii buzul takviyeyle birlikte trash kitle kontrolünden sıyrılmak çok güçleşebiliyor. Biraz daha kırılgan yapıyor bu trash'i belki ama burada 8 notun hasarına güveniyor belli ki Noki. Orta koridorda da Fade'in canı azalmış ama rakibinin hiç manası kalmadı. Yani Fate de biraz daha hasar almak için çabaladı resmen orada. Şimdi üste dönecek. İyi bir üste dönüş bu arada. Işınlığın da var. Işınlığın olmasa bile yürüyerek belki yetişebilir orada ama vazgeçti. Tam olarak ittiremeyecek çünkü. Right Road orayı. Üst koridordaysa. Gangplank çok iyi durumda bu arada. Yani... Eşit gidiyor minyonda. O minyon dalgasını alabilirse eşitlenecek. Gangplank için çok iyi senaryo. Bir de tırpan almış. Tırpanla birlikte de yani bu koridoru biraz minyon festivaline çevirip öne geçmeyi amaçlıyor. Alt koridorda işler pek istediği gibi gitmiyor. Tabii o baskın sonrasında. Nasıl alt koridor ikilisini? Minyonlar hem rakibe doğru itiyor hem de minyonda gerideler. Ya tabii Gangplank'tan bahsetmişken ligimizde çok fazla... Troll ve keyifli nickler geldi geçti. Armut başta olmak üzere ama Ejdercan da onlardan bir tanesi olma yolunda benim listemde yer aldı dayı ne dersin? Ejdercan keyifli evet isim olarak. Benim de az önce dikkatimi çekti üst koridoru göstereceğimiz. Ya en şeyi ama sıkıntı 3-2-1 herhalde ya. 1-2-3 müydü yoksa? 3-2-1'di herhalde. 3-2-1'di diye hatırlıyorum. O Osman 1-2-3 sen onda karıştın. Doğru doğru. Sıkıntı 3-2-1'di. En şeyi o ya. Onun dışında dediğin gibi armut falan oldu zaten. Başka da aklıma gelmiyor şu an. Aslında çok alıştığımız için Bolulu normal bir nick gibi geliyor evet. Ama. Yani o da trollün dibidir aslında. Doğru diyorsun. Bolu'yla alakası da yok galiba. Evet. Şöyle bildiğim kadarıyla... Neyse, pozisyon geçsin anlatırım. Yine ben. Bir Jarvan, yine Ejder vuruyor, dur. Dur Ejder. Bugün gördük bir tane ikinciyi kaldıramadık. Galiba annesi Bolu'lu şeyin, Bolu'nun. Öyle mi? Öyle biliyorum ben, yanlış olabilir. Çok emin değilim. Öyle bir muhabbet geçmişti çünkü. Ya zamanında bir tane ben. Daha Bolu'lu vardı orta koridor. Recep ustaydı, Bolu'lu Recep. Bolu'lu Recep, tamam. O şey, orta koridor Fizz main. YouTube yapıyordu bir ara o. Oo, bu arada alt koridorda flash'e yakalandı. İlginç bir noktaya kullanılan sıçra. Yani 8 notun üstüne sıçra bitkinlik attı ama sonrasında pek değişen bir şey yok. Gangplank ultisi de geldi alt koridora yine. Bu Bolulu Recep Fizz oynayan Bolulu. Ben aynısı sanıyordum bu arada. Aynı Bolulu. Ben de öyle sanıyordum. İkisinde. Ve sonradan öğrendim olmadığını. Ve yakın zamanda öğrendim biliyor musun? Ben çok geçmişte de değil. Yok yani. Ben geçmişte öğrendim. Ya çünkü o da çok yetenekliydi orta koridorda. Evet. Tam Bolu da yetenekli dedim. Tamam ikisi de aynı kişidir herhalde. İkisi de mid oynuyor. Evet. İkisi de Bolu. Zaten oradan geliyor. Evet. Şimdi
Fate rakibini havaya savurdu. Bu sefer çok daha iyi bir takas. Yarı canını aldı rakibinin. Hayır, bir de işin tuhafı, ikisi de Türkiye'de yaşamıyor. Öyle de bir durum evet, var. Evet, çok ortak noktaları var zaten. Ben o yüzden irdelemedim dayı şeyi. İşin derin kısmını. Bu arada Wonka sıçrayacağı yere bir deneme. Çok fena değildi. Deneme. Ama Fate yakalanmıyordu. Biraz da şansı yanındaydı Fade'in. Dediğin gibi çok ortak nokta var. Karıştırman çok normal. Üst koridorda Datsik bir tane barikatı çıkarmayı başardı. Ve haritanın alt tarafına döndüğümüzde 20 milyonluk bir fark oluşmuş durumda. 8 notun lehine bir skor bir de asisti var rakibine göre. Çok büyük bir avantaj sağlamış durumda. İki ormancı round two, bu fight. Sefer alamette karşılaştılar. Wonka ultisini ofansif kullandı çok ama iyi çok iyi bir sıçra. Cape okudu rakibinin oyununu. Ben acaba defansif olarak mı kullanacak diye baktım orada Wonka. Çünkü çok da yaklaşmıştı duvara dayı. Evet. Ama Cape... Şeyi gördü, ben bu skoru alabilir mi gördükten sonra kullanmayı tercih etti ultisine. Çok ama... da inanmamak gerekiyor. Rakibinin böyle işte sıçrası varsa evet. Bu tarz durumlarda o skora inanınca çünkü hemen cezayı kesti Cape. Ya Ejdercan da yarı canını iki kule arasında kaybetti. Yalnız Shuriken'le isabet etmeye devam ettiği sürece canı çok sıkılacak Ejdercan'ın. Manası da bayağı azalmış durumda çünkü. Deathsick de Shuriken'lerini güçlendirmiş. Sürekli olarak kule altında dürtecek o Shuriken'lerle birlikte. Belki kule altı gelebilirdi Cape orayı yürürse ama Cape pek oralı olmadı. Çok rahat bir kule altı potansiyeliydi aslında. Manası da yok gördüğün üzere Ejdercan'ın. Alt koridorda iyi bir geri dönüş yapamamış Galacticos alt koridor ikilisi. Buradan Asır alt koridor ikilisi bir kule barikatı aldı. İkinci kule barikatında kule altı gelecek. Şimdi. Kule altı gelecek. Datsik rakibini sersemletti burada. Kendi kuleden çok hasar aldı. Shuriken atacak pozisyonu bulamadım iyonlardan dolayı vardı. Bütün hasarı o çünkü Q yeteneği. Q yeteneğini kullanamadı. Burada bir şeylerin o ters gittiğinin farkında bu arada 8 not. Noki ikilisi. Ve o yıldırım yağmurunun hasardı yani ultisinin hasardı böyle eşya olmadan çok can sıkan bir hasar değil. Daha çok kitle kontrol sağlıyor biraz daha ultisi. Hasarı yetmedi orada şimdi orta koridorda orada Fate rakibinin üzerinde kuleden bir tane hasar alma pahasını o takası devam ettirdi ve yine rakibinin yarı canını alıyor burada. Ultisi olsa bu arada skor gelirdi. Muhtemelen devamını getirecek dediğin gibi Wonka alt koridorda vakit harcamaya devam ediyor. Yani 30 saniye geçti hala burada. 8 not şu anda desteğine çok uzak. Hala denemedi Wonka. En doğru zamanı bekliyor ama Cape geldi artık buraya. Şimdi deneyecek. Cape tam zamanında çıktı buradan. Eknot'tan kullanılan bir sıçra. Kafiste gelmişti üzerine. Savaşın devamını istemedi Galacticos. Cape'den defansif kullanılan bir sancak kombosu. Yani en önemli yetenekler kullanılmışken Viego'nun sersemletmesi artık Kapris. Bu 3-3'ü kazanamayacağını düşündü belli ki. Yalnız orta koridorda right rot'tan güzel bir sıçra. Ulti'ye yakalanmak istemedi. Nuki'nin ölüm cezası tutmadı. Ha, Noki, kaçtı evet, Noki'nin ölüm cezası tutmuş olsa, tam Viego girerken Noki ölüm cezası denedi. O ölüm cezası tutmuş olsa muhtemelen deneyeceklerdi burayı ama ölüm cezası kaçınca o takası istemediler. Tabi her zaman şeyi de düşünmek lazım. Flashy'deki o büyüme, ulti. Vahşi büyüme, bir vahşi de bitkinliği büyüme. Var tabi. Bir de bitkinlik. Hasar yetmeyebilirdi. O yüzden ben doğru karar olarak görüyorum. O ölüm cezası tutmadığı için. Ölüm cezası üzerine anlık hasar çıkarabilirlerdi belki çünkü. Ama burada doğru kararı veriyor Galacticos. Eidnot'ta iki sihirdar büyüsünü kullanmış oldu bu arada. Evet, alamet çok uzun süredir alt koridora kullanıldığını görmüyorduk dayı. Bu sefer alt koridora bırakılan bir alamet var. Toplamda 3 barikat getirecek bu alt koridordan Galacticos'a. Ve altınlar da Cape'le Eidnot arasında bölüşüldü diye gördüm. Not'u öyle, alamadı öyle sanırım. Öyle çok oldu. Geride bekledi zaten altın almamak için. Oyundaki ikinci ejder bulut. Wonka şimdiden nehre indi. Bir seviye avantajı var rakibi Cape'e karşı. Sanırım görmedi. Ya burayı görse de zorlayamayacak. Çünkü alt koridorda puşu ittirme avantajını kaybediyorlar. Fade rakibin üzerine gitti. Bayağı da bir hasar veriyor. Fade artık ya bu takaslar takas olmaktan çıktı. Yalnız Victor'da yapılan en büyük hatalardan bir tanesi dayı. Rakibe kullanmak yerine kendi üzerinize kullanmanız lazım ki rakip daha fazla kendi üstünüze gelemesin. Evet. Hemen üzerinden yürüyüverdi Fade o bırakılan yeteneğin. Şeyden bahsediyorsun bu arada, Victor W'sundan değil mi? Evet, yeteneğin adı aklıma gelmedi bir türlü de.
bir şey kafesiydi galiba ama kontrol edeyim senin için. Çekim alanı. Heh. Çekim alanı. Çekim alanı. Çok da basit şimdi. Bakınca aklıma geldi benim de. Çekim alanından yürümek, evet. Üzerine bırakıp aslında etrafında da oynadığını görüyoruz oyuncuların uzaklaşmayıp yakalanması için. Ben şeyi de düşünüyorum. Acaba sürat coşkusu daha iyi bir ürün olur muydu bu karşılaşma üzerinde? Hemen 3 tane yeteneği kullan, uzaklaş Yone'den. Çok haklısın aslında ama belli ki Riot bu koridoru kazanmak adına bir rün seçimine yöneldi ama... Bu arada Noki orada yakalıyor rakibinin sıçrası yok Riot Rod'un. Skor burada Fade'e gitti. Kendi ultisini kullanmaktan hiç çekinmedi Fade. Skor lazım. Zaten alınmıştı skor ama. Bu şey aga skor lazım aga ultisi. Kilsal. Kilsal aga. Dediğin gibi skor alınmıştı belki ama burada skoru kendi almak için ultisini de kullanıyor. İşte garantiyi almış oluyor bu. Ultiyle birlikte dertlik orada varillerin patlatılmasına izin vermiyor. Bir de kullanılan görüş küresiyle birlikte rakip ormancının da yeri belli oldu. Alt koridordan da ilk kuleyi alacak Galacticos. Yalnız burada yakalanan bir hedef var. Sıçrasını kullandığın hava. Bir de tohumla birlikte oradan uzaklaşmaya çalışıyor. Hedef değişti. Flash ya oldu. Polimorf çok OP bir yetenek bu arada ya. Çok kuvvetli yetenek. Polimorf yüzünden ulti kullanamadı Cape. Ulti kullanabilecek mesafedeydi sıçra sonrasında da. Kendi sıçrasını da kullanıp zaten devam edebilirdi aslında havaya evet. Ama dediğin gibi o kapris her şeyi bozuyor. Yine de önümüzdeki 5 dakika boyunca Aphelios Ulu'nun sıçrası bekleme süresinde. Ama koridor aşaması bitti şimdi alt koridorda alınan kuleyle birlikte. Burada Datsik de bu kuleyi almaya bayağı yakın. Belki işte koridorlar değiştirilebilir şimdi üst koridora gidebilirler ama ortaya gidecek gibi duruyor Jinx ve Thresh. Yone'yi biraz yan koridorda kullanmak istiyorlar, alt koridorda kullanmak istiyorlar. Bu da kabul edilebilir bir durum. Evet, Wonka da bir türlü üstü dönüp şu ilah sindirenini tamamlamadı. Sadece çok az bir birleştirme altınına ihtiyacı var tamamlamak için. O altın da zaten fazlasıyla var cebinde. Evet, şimdi üstü dönüşünü gerçekleştiriyor o da. Ve ormancılar arasında 600-700 altınlık bir fark var. Bu da çizme avantajı getirmiş durumda Cape'e. Diğer tarafta Wonka bir tane dokuma kumansır alabildi. Çizmesini tamamlayamadı henüz. Tabii ki şeyden çok altın kazandı. Yaptığı asistlerden ve kule barikatından çok altın kazandı. Bu yüzden de öne geçmiş durumda. Yalnız Fade'i yan koridorda kim durduracak o bir soru işareti. Çok rahat çıkacaktır buradan Fade ultisi de mevcut. Evet, eşyasını bitirmiş olsa muhtemelen Oki'ye biri isterdi burada. Evet. Ama ya ama araya işte altında bir coşku katıyor. Yetenekleri çabuk gelsin diye Yone oyuncuları. Yasuo'lardan da görebiliyoruz bunu yer yer. O coşkuyu alıp coşkuyu öyle bırakıyorlar. Burada da öyle bir hamle gördüğümüz için iki eşyası bitmemiş durumda Yone'nin. Şimdi üst koridora bir hamle gelecek ama Ejdercan kendi ikinci kulesinin altına çok yakındı zaten. Üst koridordaki dış kuleyi savunamayacak Nasr. Ve Galacticos dakika 16'da ikinci kuleyi alıyor. Bu kuleyle birlikte altın farkı 5000'i buldu. Dakika 16 için gerçekten çok yüksek bir fark. Çok yüksek. Her koridorda baskıyı kurdular bu arada. Yani bir koridorda değil. Riot Road da burada sıçrayla birlikte uzaklaşıyor yalnız. Yalnız. Çok hatalı bir hamle geliyordu Riot Road'dan. Neredeyse yani yakalıyordu. Sel farkıyla kaçtı. Yani tutsu skordu. Bedava bir skordu. Glandal'ın son pikseli vardır ya tam olarak o. Aynen öyle. Orta koridorda biraz dans eden bir alamet. O kuleye kafa atmadıktan sonra şöyle bir sendeledi orada. Şimdi ikinci kuleye hasarını bırakacak ve arka taraftan burayı kapatan Wonka ile Flash'i var. Yalnız o kuleyi savunamıyorlar. Nava da takımı adına ilk kuleyi alt koridordan alıyor. 5000'lik altın farkı sürüyor. Burada orta koridor ikinci kulesiyle alt koridordaki ilk kule dış kule takaslandı. 20 saniye sonra da Alev Ejderi var. Yani Nasır'ın kazanma koşulu olabilir bu Alev Ejderi. Eğer bir şekilde bu üçüncü ejderi alabilirlerse. Ama burada savaşmaları çok güç dayı. Çok yani güç çalmayı deneyebilir Baron yokken vadide. Yani Wonka girip çalmayı deneyebilir çünkü üzerinde bir şey kaybetmeyecekler ekstra. En iyi senaryo bu gibi duruyor açıkçası Aykut. Evet ama kırmızı takımdayken de hani Baron çalmak daha elverişli ama o nehri aşıp rakipler aşıp o ejderi ulaşmak çok güç. Zaten Nasr'da bunu bıraktı. Ejdercan üst koridora çıkıyor bile. Ya
şu an hem altında çok önde Galacticos. Yanı sıra şampiyonlarının da güçlenmeye ihtiyacı var Nasri Esports. Yani Gangplank ve Canon karşılaştırması yaptığımızda şu an Canon'ın etkisi çok daha büyük olacaktır. Orta koridorda da benzer bir durum var. Evet. Alt koridorda eşya farkı var zaten. Oradan bahsetmeye gerek yalnız yok. Yalnız Wonka'nın hasarı biraz fazla geldi Deadseek'e. Gangplank'ten de bırakılan bir ulti. Fıçı da kullanılıyor. Çok Fıçı'nın hasarına ya. Karşı bir kronometre kullandı ama yine de kendisini hayatta tutmayacak gibi. Wonka orada skoru bulduktan sonra takas skorda keyfe geldi. Burada evi 2'ye 1 var. 2'ye 1 aslında sadece flash'ı yakalanmış. Çok iyi oynadı bu arada Deadseek ya. O koridoru. O baskını. Yani evet, bayağı bir vakit kazandırdı aslında takım arkadaşlarının yetişmesi için. Hem vakit kazandırdı hem işte ortada bir oyuncu yakalandı. Cape geldi bir tane skor aldı üst taraftan. Ya bu arada ben Varil'e kullandı diye düşündüm ama Varil patlamadı zaten orada. Varil patlamadı şeye kullanmış oldu. O da Varil'e kullanmaya maçladı bence ama arada Viego ultisi gitmiş oldu. Viego ultisini kullanmış oldu. Evet skor da Wonka'ya gitti. O da takım adına. İlk skoru buluyor bu karşılaşma. Dakika 19'da. Evet artık Fate ilk eşyasını da tamamladı. Kalkanya'yı da bitirdi. Ölümsüz Kalkanya'yı. Yani şu anda onun karşısında ayrı kittirmede sadece minyon temizlemek için durabilir kim gelecekse. Ve biraz ileri açıldığında kovaladığı senaryoda şu an o hasarı göğüsleyebilecek. Yone'nin hasarını göğüsleyebilecek bir isim yok Nasır. Takımına baktığımızda. Yok yok dediğin gibi. Öyle bir ihtimal yok gibi duruyor. Diğer tarafta Jinx ikinci eşya olarak Runan tercih etti. Farklı farklı ikinci eşyalar mevcut tabii şu an Jinx'e. Runan, Hayalet Dansçı, Bombardıman. Bunların peki, hepsi olabiliyor. Peki neye göre şekilleniyor bu? Neden Runan bu maçta? Biraz oyuncu tercihi bu bence. Oyuncunun ne istediğine bağlı. Mesela Runan daha büyük bir hasar potansiyeli sağlıyor. O dağılan hasardan dolayı, roketlerden dolayı. Hayalet Dansçı biraz daha verdiği hareket hızı fazla olduğu için özellikle yüklendikten sonra bir de saldırı hızı tek hedefli ama hem kovalama hem kaçma potansiyelinizi arttırıyor. Ya sanırım rakipte tank varken ve çok fazla otomatik saldırı yapacağı fırsat varken Hayalet Dansı çok daha mantıklı. Olabiliyor evet. Ya da işte çok uzaktan vuran hedefler varsa onlara yetişebilmek adına bombardıman şey diye düşünebiliyorsunuz. Abi tek bir vuruş yapıyor zaten diye düşünebiliyorsun ama o tek vuruş çok şeyi değiştirebiliyor Jinx'te. Bir tane skor çıkarması sonra gidip o tek vuruşu yapması çok farklı noktalara getirebiliyor. Yalnız totem aldıktan sonra yani ayıp olmasın diye şöyle Baron'u vurdu 8 nottaki KP ikilisi ama yarı canını kaybetti ikisi de. Şu an için Baron'a başlama kararı pek de iyi görünmüyor Galacticos adına. Canını toparlamak için KP ormana gitti. 8 notta orta koridordaki minyonlardan biraz. Zannedersem tercih etti. Ruin sayesinde biraz can çalma sağladı. O da önemli ölçüde toparladı eksilen canını. Evet, Baron etrafında oynamaya devam ediyor Galacticos. Rakibinin totemlerini kırıyorlar. Belki birazdan yani Gangplank ultisi bile denenebilir buraya görüş almak adına. Belki bekleme süresi çok uzun ama bu arada Gangplank ebedi kılıcı aldı. Sonra vazgeçti. Yani. Ya bir tane pelerin yetmez, 3 tane çeviklik pelerini ekliyor yerine. Yani ebedi kılıç zaten kötü bir eşya. Tabii tek o, kritik eşyasıyken. O %60'ı bulmadan. Çok saçma olurdu. Çok ebedi olmuyor. Kılıca gitmesi. 3 tane çeviklik pelerini. Ya 3 tane Doran yüzüğü gördük, Doran kılıcı gördük, birçok şeyi gördük. 3 tane uzun kılıç gördük de çeviklik pelerini de alınır mı ya 3 tane? İndirimden aldı herhalde. İki alana bir bedava mı? Ne var şey, bilmiyorum. 3 al 2 öde kampanyası. Evet evet. 3 al 2 öde kampanyası falan var herhalde. Bilmiyorum ama. Tabii 3 çeviklik pelerinle de kritik hasar şansını %45'e arttırmış oldu. Yani kritik hasar için evet olabilir ama ben emin değilim hala iyi bir tercih mi. Orada 1800 altınlık yatırım var dayı. 1800 altın bir de o 1800 altınlık yatırımın karşılığını almak 3 eşya bitirmek falan. Hadi 2 eşya bitirdin birine ekstra yaptın. Çok uzun süre. Ebedi kılıca da dönüşemeyecek tabii. 3 eşya
3 tane kritik eşya salması gerektiği için birine ebedi kılıca da dönüştüremeyecek. Ne yapacak bilmiyorum o eşyalarla. Nori falan gelebilir belki. Bir ihtimal. Bilmiyorum, göreceğiz. Neyi tercihinde ne bulunacak? Ebedi kılıç bitirdi şimdi. O kadar altın var mıydı ya Ajdarcan'ın? Ya da şey mi? Fondan falan mı faydalandı? Ekstra altın mı geldi? Ne oldu bir anda? Bilmiyorum. Bir anda ebedi bitirdi Ajdarcan. Peki. Yani ne yapacak bu ebediyle bilmiyorum. Neden aldı hiçbir fikrim yok. %60'a erişmesi için dediğim gibi 3 eşya bitirmesi gerekiyor. Şu an %60'a çok uzak. Şey olarak uzak durmuyor yani. %21'inden, %30 diğer ikisinden, %50 gibi duruyor ama bir tane daha şey alması lazım. Bir tane daha eşya bitirmesi lazım. Bir tane daha çeviklik pelerini alması lazım. Ha öyle de tamam. Eşya bitirince yetmiyor çünkü. %15 %20'ye çıkacak. %55 kritik şansı olacak. Doğru, yine 60 bulamıyor. Ya bir çeviklik pelerini daha oraya eklemek gerekiyor. Tabii her ne olursa olsun bu eşya %20 kritik şansı ve 70 saldırı gücü veriyor. En fazla saldırı gücü veren eşyalardan bir tanesi ama o dediğin gibi pasifi şu an için kullanamıyor, yararlanamıyor ebedi kılıç pasifinde. Önemli olan pasifi ki öyle de yaptı. Üçüncü çeviklik pelerini de aldı. Gördüğüm en tuhaf gameplank eşya düzeni tamam da %60'ı buldu mu bulmadı mı dayı? Biz oradan bahsedelim. Buldu. %60'ı bir şekilde buldu. Haklısın. Ama bu eşyaları şimdi yeni bir eşyaya dönüştürene kadar bayağı bir problem yaşayacak Ejdercan. Ama hasarı var şu an. Onu söyleyelim. Bir şekilde hasar çıkaracak kritik vuruş yapabilirse. %65 crit şansı ile birlikte. Nerede bu pelerinler ya? Bir anda animasyonunu da görelim bu pelerinlerin değil mi? Bak bak. Görüyor musun critleri? Attığı her şey crit. Bug'lı build. Ve dakika 25'e geldi karşılaşmada. 5000 altınlık farkı sürüyor Galacticos'un. Hatta neredeyse 6000'e çıkarmış durumdalar. Koridorda Fate'den yine bir deneme. Biraz fazla hasar almış Fate. Tabii Right Road'da Zonya aldığı için biraz daha dirençli artık Fade'in karşısında. Tabii Fade için %100 kritik şansa ulaşmak çok kolay değil. Biz uzun uzun hesaplar yaptık Ejdercan için ama Yone pasifi sağ olsun. Wonka biraz riskli sularda o görünmezlik kamuflaj etkisi geçince canı sıkılabilir. Yalnız Ejdercan yan yana koydu iki fıçıyı. Oysa ki arka tarafa bir fıçı bırakmak istiyordu ama olmadı şimdilik. Ve Baron'a başladı Galacticos. Alt koridorda Right Rot'un ışınlarını almak istiyorlar. Yalnız Baron hiç de fena erimiyor. Sadece bir ışından almak isterken. Oo bu arada Cape. %40'a kadar düştü. Şimdi ışından kullanılmak durumunda kalıyor. Orta koridora kullanılan bir ışından. Yani o kadar kısa bir mesafe kapattı ki bu ışından. Yürüyerek de neredeyse aynı zamanda gelecekti Right Road. Sadece rakibe belki de korku salmak adına kullanıldı oraya. Ya bir de şu an Cape'in o baronu tanklaması çok kolay değil. Üzerinde sadece bir tane zırh var. Bir tane zırh mevcut. Bak nasıl kritleri atıyor görüyor musun Aykut? Tamam ne alacak şimdi? Yani burada değiştirebileceği birkaç tane eşya var. Navari dediğim gibi ilk aklıma gelen eşyalardan bir tanesi. Can biçen olmayacak zaten onlardan biri. Bir şey alamadı. Peki. Bir şey alamadık. Para yokmuş çünkü 1200 altını var. Ya, tamam. 1200'e hiçbir şey alamıyor. Tabii bir eşya slotu da yok ekstra. İşte bu build'ın da böyle bir sıkıntısı var. Eşya bitirene kadar çok fazla altına ihtiyaç duyuyor. Belki tahsildar gelebilir. Tahsildar bir potansiyel eşya tercihi. Ya en az bir 1200 altın daha biriktirmesi lazım şu ankinin evet. Üstüne. Bir dakika sonra Alev Ejderi var. İlk Okyanus ve Bulut Ejderi'ni alan taraf Nasr'dı. Cape bir kez daha başladı Baron'a. Işınlandan ve buraya kullanılan bir ışından. Çünkü Victor'un ışınlığını evet, yok. Evet ışınlığının olmadığını biliyorlar. Gangplank ultisi bırakıldı ama Fate... Baron'a devam ediyor. Bakalım bırakacaklar mı Baron'u? 3400 canda. Fate de çok fazla hasar aldı. Baron'u devam etmeye karar alıyorlar ama canlar bayağı bir azaldı. 2000 canda. Baron bırakılıyor. Daha doğrusu yavaşlatılıyor. Şimdi burstlendi. Ve Baron aldı Cape ama Galacticos'ta canlar o kadar az ki. Kovalamak istiyor Nasr burayı. Nava şöyle bir hızlandırıldı Flash tarafından.
Üste dönen bir cape var. Fener'de bırakılıyor. Wonka cape'i bulmayı başardı. Cape çıktı. Orada bir kişi daha üste döndü. Dertsik tek kaldı kule altında. İhale Dertsik'e patladı. Zonya var yalnız. Sıçrası ve Zonya'sı var. Bakalım bir şeyler deneyebilir burada. Yok saldılar ya. Dertsik ultiyle birlikte sağ gösterdi. Sol vurdu ama yetmiyor hasar. Nava'yı neredeyse alacaktı orada. Bir an kaçar gibi yapıp ters tarafa gidip Nava'nın üzerine atılıyor ama Flash'dan çok iyi bir sıçra ve kendi sersemletmeye yakalanmadığı için vahşi büyümeyi kullanabildi nişancısı. Yalnız Jinx ortadan inhibitor kulesi alıyor. Diğer taraftan ejder de alınacak. Geri dönmüyor şu anda. İnhibitörü de mi alacak? İnhibitörü de alacak. Bakalım yetişebilecek mi oraya? Ya Right Road geliyor ama Right Road gelse de hiçbir şey değişmeyecek. İnhibitör düştü. Alt koridordan bir kule daha açacaklar. Ya burada Nasır... Ya Nexus kulesine vuruyor dayı. Nasır'dan çok tuhaf bir karar. Çok alt koridordan ikinci kulede geldi. Yani üst koridora o kadar fazla vakit harcadı ki Nazır. Karşılığında çok şey kaybettiler. Bu arada Dominik geldi. Üçüncü eşya olarak. Yine iyi bir crit eşyası. Dört Dominik efendi. Ejder Can'dan. Üçüncü eşya da bitmiş oldu böylelikle. Tabi bayağı güçlendi Gangplank. Biz tabi eğlendik güldük falan ama şu anda 3.5 eşyada bayağı bir crit şansı var. %40, %70 crit şansına ulaşmış durumda. Kırılgan bir hedefi vurursa üzer şu an bu eşyalarla birlikte. O variller, fıçılar patlatılabilirse canı az olan bir hedefe neredeyse tek atacak. Diğer tarafta üçüncü eşyasına yaklaşmış bir Right Road var. Onda üçüncü eşyası önemli. Yalnız en problemli durum dört eşyaya neredeyse ulaşmış bir Eight Note'un olması. Diğer tarafta üçüncü eşyası bile bitmedi daha Nava'nın. Çok iyi zamanlıyor farkında mısın yalnız Kenan? Daha yani fıçı kaçırdığını görmedim ben birebir de. Hiç faillemedi dediğin gibi. Orada Eight Note fırtına biçen mi alacak? Kanı susamış da alabilir. Kanı susamış alabilir ya. Kanı susamış daha mantıklı gibi duruyor. Kanı susamış daha mantıklı gibi duruyor şu an. Rakibin de biraz böyle dürtmesi olduğunu hesaba katarsak kanı susamışla can yenilemek daha mantıklı olacaktır. Bir de Runan'la birlikte sinerjisi çok iyi kanı susamışın. Bir anda böyle 1 milyon dalgasına vurup canını fulleyebiliyorsun. Kanı susamış ve Runan ikilisiyle. Kanı susamış da geldi. Ve dakika 30'u gördük. Günün en uzun karşılaşmasını izliyoruz dayı. Diğer 3 mücadele bu kadar uzamamıştı. Bu daha da uzayacak gibi duruyor ya. Yani ruh savaşına 3 dakika var Ejder Ruhu Savaşı'na. O tabii biraz problem tabii dediğin gibi. Galacticus Akademi'nin 4 alev ejderli ruhu çok büyük hasar katkısı sağlayacaktır. Toplamda %16 verecek. Eğer dördüncü ejderi de alırsa Galacticus. Tabii hatırlarsın eskiden %8 veriyordu tanesi. 2 tane aldın mı buraya ulaşıyordun. O zaman 4 tane aldın mı %36 mı oluyordu? 8-8'den. O zaman 3 ejderdi sanırım. 3 mü alınıyordu? 3'tü. 3 artı ruh muydu öyle miydi? Doğru. Ben 3 diye hatırlıyorum. 3 de olsa. Doğru 3 tane çıkıyordu bir ejderden ya. Hı hı. Doğru hatırlıyorsun. %24 oluyordu. Ruhla birlikte. Ruh da bir şey sayılıyordu hatırlarsan. Bir ejder buff'ı veriyordu. Ya şimdi biraz daha mütevazı ama... Yine de %16 çok. Ejder ruhunun etkisi çok daha büyük. Evet. Tabii önceden kadim ejderhali o. Devamı geliyordu ejderin. Dur, 3 tane alıyordun. Kadim ejderhadır ruh özelliği veriyordu. Daha doğrusu ejder özelliği veriyordu. Hatırladığım kadarıyla. O kadar çok değişiyor ki her sene, her mevsim. 15.000 altını mevcut. Şimdi bir eşya bitirecek ejdercan. Tahsildar oldu 4. eşyası da. Peki tahsildar alacaksa 3. eşya daha iyi olmaz mıydı tahsildar? Bence olabilirdi. Gerçi bir savaş fırsatı olmadı herhalde ama... Olmadı. Ama işte bu baronda belki işte tahsildarla birlikte biraz daha korku salabilirdi rakiplerine. Tahsildar çok tuhaf bir eşya bu arada. Gerçekten Gangplank'te. Ultiyle birlikte hiç beklemediğin skorları alabiliyorsun bir anda. Çok bir şey değişmedi ama dediğin gibi. 2 tane burada zırh deşme eşyası mevcut.
Ejderhan tarafında full eşyaya da yaklaştı neredeyse. Pelerinler de teker teker eşyaya dönüşmeye devam ediyor. 50 saniye kaldı Ejder. 50 saniye sonra artık tabii oyunun son savaşını göreceğiz gibi duruyor. Bu arada Noki son dönemlerde unutulan eşya Anathema'nın zincirlerini almış. Geçen ve... hafta konuşmuştuk, hatırlıyor musun? Evet evet, ejdercana bağlamış. Normal. Tek yemek istemiyor. Çok fazla unutuldu bence Anathema. Özellikle böyle rakipte... Örnek vermek için söylüyorum. 3 tane çok kuvvetli saldırı gücü şampiyonu varken bir tane Anathema alıp rakip yetenek gücüne onu bağlayıp full zırh alma gibi ihtimaller doğuyor tank şampiyonlar için. Bunu es geçtiğini görüyoruz yer yer oyunculara. Çok unutuldu bence Anathema. Yani üst koridorlar tamamen eşya setinden çıkarmış durumda ama dediğini desteklerin yapması çok güç oluyor dayı, çünkü... Destekten yani, bahsetmiyorum, üst koridordan evet, bahsediyorum. Dakika 35'e geldik, iki eşya destekler. Ne alsın, ne ara alsın? Ne ara zırhını alacak, ne ara onun canını alacak vesaire. Yone tek başına alacak bu arada ejderi. Yalnız ışınını kullanmıştı orta tarafa. Şimdi yalnız bu ejderi çok rahat bir şekilde alacak Fade. Şimdi inhibitor da açıkta, orta koridorda. Onu da korumaya dönmesi lazım. Rakibini pozisyon dışı bırakmış durumda görünüyor. Galacticos haritayı şu anda kontrol etme konusunda çok iyi iş başarıyorlar. Yalnız right route'un üzerine bir hamle gelebilir. Çünkü üste dönmek durumunda olan iki isim görüyoruz yan tarafta. Ejdercan ve Flash'ı üste döndü bu ikili. Ve Baron'a başladılar. Yani Galacticos o kadar iyi bir zamanda başladı ki Baron'a. Evet. Görmediği noktadaki isimlerin de üste dönme zamanlamasını resmen. Wonka ne yapıyor? Wonka ultiyle içeri girip sıçrayla çıktı oradan. Şimdi içeri giremeyecek. O yüzden Gangplank ultisi kullanılıyor. Bitirebilirdi aslında burayı ama risk bıraklar yalnız. 4000 canlı bırakıldı Baron. Hatta 2500 gördük yanılmıyorsam. Bence bitirilmeliydi ya. Wonka'nın hiçbir şeyi yoktu içeri girebilecek. Biraz daha hasar alıp bitirilebilirdi sanki. Gangplank ultisinden. Ama geri çekiliyorlar. Ya bir şekilde tuttu burayı. Fate sıçrayı kullandı. Rightrot'tan güzel bir yana adım. Fate de çok fazla hasar aldı orada. Yandan gelen bir Deathseek. Rakibin üzerine gidiyor ama tek hedefte kaldı. Jarvan ultisi kullanıldıktan sonra. Şimdi bir derisini 110 üzerine. Yalnız pozisyonu çok iyi Nava'nın. Nava vurmaya devam ediyor ama 8-4 da aynı şekilde. 2'deki Nava'ya gitti. Şimdi 8-4'un üzerine kullanılan bir Kafris var. 8-4 pozisyonunu korumayı başardı. Kötü bir patlangaç. Yine de vurmaya devam ediyor. Rüzgar ultisi de kullanıldı. Hepsini. Vurmaya devam ediyor. 8-4 3 4 5 mi? 5'te 5 mi? Dayı kaç? 4 mü? 4 4'te 4'te kaldı 8-0. Deathseek aldı ilk skoru. 8-0 burada. Kötü gibi gözüken savaşı bir anda pozisyonunu alarak kazandırıyor ve karşılaşmayı da kazanmaya gidiyor Galacticos. 8-0 bekledi, bekledi, bekledi. Doğru zamanda doğru hamleyi yapıyor takım savaşında. Ve o gün bugün diyor 8-0. Dakika 36. Galacticos Akademi. Eşit sırada bulundu, aynı sırada bulunduğu rakibinden artık bir adım önde. Nasri Esports'a karşı galipler.